Ben evet. Aslında bir startı verdik, İzmir'de startını verdik, hedef olarak bir start verdik. Ekonomik kriz, yoksulluğa ve açlığa karşı halkımızla beraber sokaklarda olacağımızın startını verdik. Neden böyle bir kampanyaya ihtiyaç duyduk? Öncelikle onu biraz daha ifade edelim. Halkların Demokratik Kongresi olarak aslında birçok alanda, birçok kampanyada, sokaklarda, alanlardayız ama bu dönem ekonomik krizin bu kadar yoğun olduğu, bu kadar açlığın, yoksulluğun hani uçurum derecesinde artık netleştiği, halkın gerçekten yoksullaştığı bir süreçten geçiyoruz. İşte ekmek kuyruklarının olduğu, bugün benzin kuyruklarının olduğu, bugün insanların evine yağını, çayını, şekerini en asgari düzeyde yiyeceğini alamadığı bir süreçten geçiyoruz. Ve halkın sokağa da aynı zamanda çıkamadığı, sadece sendikaların belki son dönemde yapmış olduğu geçinemiyoruz diye bir şeyleri vardı, açıklamaları vardı birçok ilde, hem keskin hem diskin. Ama halkın kendisinin sokağı, aslında halkın markete gittiğimizde, pazara gittiğimizde bunlarla yüzleşebiliyoruz, bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bizzat içlerinde olduğumuz için görebiliyoruz ve biz HDK olarak İzmir'de de böyle bir kampanyanın daha olumlu olacağını, en azından pazarda, sokakta halka dokunarak birlikte yaşamı örgütleyebileceğimiz insanlarla beraber, işsizlerle, işçilerle, kadınlarla, memurlarla, yani yaşamın içerisinde olan insanlarla beraber birlikte bir kampanyaya startını verdi. Kampanya örelim dedik. Ama bugün bildiğimiz üzere işte bir açlık sınırından bahsediliyor. İşte en asgari düzeyde geçim derdinden bahsediliyor. Asgari ücretin iktidar tarafından belirlendiğinde hepimiz biliyoruz, işte çok yüksek bir fahiş, işte vergi muafiyetinden bahsedildi. Ama arka planının böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bugün 4.250'lerle bahsediliyor asgari ücret, ama halkın geçim, yani evin geçim kirasına bakın, 2000-2500 TL'lerden, kiralardan bahsediliyor. Bugün işte doğalgaza, elektriğe gelen zamlardan bahsedildiğimizde, yani o 4250 TL'nin aslında gün içerisinde başladığı saat itibariyle eridiğini hepimiz biliyoruz. Elbette ki iktidarın bu politikalarının sadece ekonomik politikası olmadığını da biliyoruz. Biraz önce basın toplantımızda da açıkladık. Cezaevleriyle övünen, adliyeleriyle övünen, menninin kaç lira olduğunu soran bir iktidarın bugün bu bütçeyi, bugün bu halkın yoksullaşmasındaki esas nedeninin ne olduğunu biz biliyoruz. Yani savaş politikasının, iktidarın yönetememe, 20 yıldır iktidarının, o tek adam rejiminin yönetememe krizinin getirdiği sonuçtur aslında yoksulluk sonucu. Aslında ekonomik kriz dediğimiz bu krizin kendisidir. Yani siyasi, kapitalizmin siyasi krizini biz Türkiye halkları olarak ekonomik krizle karşı karşıya, yani yoksullukla, sefaletle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Yani iktidar kimlere peşkeş çekiyor bu ülkeyi? Katar'a peşkeş çekiyor, Suudilere peşkeş çekiyor ve kendi beşli çetesine, yani Cengiz Holding başta olmak üzere birçok müteahhite peşkeş çekerek ülkeyi, işte Kanal İstanbul'dan tutalım da Kaz Dağları'ndan Muzurlara, Hasankeyf'ten birçok yere bir yıkım var, ekolojik bir yıkım var. İşçi direnişlerine bir bakın, işçilerin işten çıkarılmasına baktığınızda bir işçi kıyımı var. Pandemiyle beraber baştan işsizlik ordusu gelişiyor. Bunların hepsi birbirine bağlıyor. Gençliğin barınamıyoruz meselesiydi. İşte işçilerin geçinemiyoruz, halkın geçinemiyoruz meselesiydi. Bunların hepsi birbirini tetikleyen meselelerdi. Şimdi bu kampanya ve kampanyanın özelinde genel Türkiye olarak gördüğümüzde Kürdistan'daki savaş politikalarının buraya yansımasıydı, işte bu ekonomik kriz. Yani savaşın, rantın, yandaşın ve bir avuç sermayelerin iktidarla beraber birileri saraylarında, saltanatlarında rahat yaşasınlar diye, halka porsiyonlarınızı küçülten diyen iktidarın, bununla da geçinebilirsiniz, aslında bununla yetinmeyi öğrensin denilen iktidarın halka biçtiği rol bu. Ve halkın da artık buradan sonrasının geçinemiyoruz, artık biz acız, sokaklardayız diye çığlıklarını hepimiz duyuyoruz. Sadece HDK değil, genel olarak aslında hepimiz biliyoruz bunu, gözlemliyoruz. Bugün marketlere gittiğinizde bebek mamalarının, çocuk bezinin ve kadın petlerinin
fahiş fiyatlarla arttığını görebiliyoruz. Bunların hepsinin çok özel bir politika olduğunu biliyoruz. Ve bundan sonra da daha derinleşen bir yoksulluğun daha açığa çıkacağını 2022 ve onun sonrasında da göreceğiz. Bu savaş politikalarının bu özel politikalar olduğu sürece maalesef halk açlığa mahkum olmaya devam edecek. Ama bunun biraz önce metnimizde de söyledik, yoksulluğun bir kadermiş gibi bunun halklara dayatılmasını reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyoruz? Çünkü bu bir kader değil, bu bir iktidarın tercihi olarak görüyoruz, politik bir tercihi olarak görüyoruz. Kendi yanlışını koruyabilmek için, kendi alanını koruyabilmek için halkın ne yaşadığından umursamıyor. Ama bizim hedefi olarak halklara çağrımız şu olmalı, sokak tehdidiyle dün sokağa çıkmayın, çıkarsanız siz 15 Temmuz gibi süreriz dediklerinde bugün halka şunu söylemek gerekiyor, korkmayın. Sokaklar, alanlar bizim. Çünkü bu krizin faturasını başta kadınlar olmak üzere biz emekçiler ödemeyeceğiz diyeceğiz, demeliyiz. Çünkü bu yoksulluğa mahkum olan bizleriz, onu reddeden de bizler olmalıyız diyoruz. Bu kampanya biraz daha buradan doğru doğdu diyelim. Sendikalarla, STK'larla, emek alanındaki hani alandakilerle, örgütlerle birlikte yol yürüyeceğiz ve esas da bu işin belirleyicisi olan halkla beraber yürümek lazım. Pazardan, sokağa, mahalleden, evlere kadar, üniversitelerden, tekstil atölyelerine kadar, işte İzmir'de midyeci kadınlara kadar her yerde geçmiş dönemde HDP kadın yoksulluğunda da çalıştığımız gibi kapı kapı dolaşarak, insanlara dokunarak birlikte bu süreci götürmemiz gerekiyor ki çünkü halkların kurtuluş mücadelesi ancak halkların birleşik mücadelesinden geçeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Hani biz hep siyaseti üçüncü yol bir alternatif dediğimizde evet siyasetlerle, STK'larla bir üçüncü yol meselesi burada da halkların ekonomik krizini, yoksulluğu, sefaleti hep birlikte üçüncü yol dediğimiz işte halkların örgütlü mücadelesiyle, halkların birleşik mücadelesiyle değiştirebileceğiz ki sokağa çıktığımızda halkın örgütlü mücadelesi ancak bu sistemi, bu iktidarı değiştirebilir. Gücümüz var, sadece bu gücü göstermek için örgütlü bir mücadeleye, örgütlü bir öncülüğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.